Merhaba Goberler. 12. köşe taşımızla devam ediyorum arkadaşlarım sorularımızı çözmeye. Şöyle bir ayarlamasını yapayım. Evet, diyor ki şekilde verilen x kare artı y kare eşittir 1 yarım çember verilmiştir diyor. Buna göre boyalı bölge aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir diye bir soru sormuş bize dostum. Şimdi önce sınırları bir konuşalım. Bakın boyalı bölgenin sınırları eksi 1'den 1'e kadar. Eksi 1'den 1'e, eksi 1'den 1, eksi 1, 1. Bakın şu gitti bir kere Edirne şıkkımız. Ceyhan şıkkımız da gitti arkadaşlarım. İki şıkkı eledik sınırlardan dolayı. Şimdi şurada tabii bizim x'li bir fonksiyon yazmamız lazım. Yani y'yi yalnız bırakacağız şurada. Y kare eşittir 1 eksi x kare olur. Her iki tarafın kare kökünü alırsam da y eşittir 1 eksi x kare geldi arkadaşlar. Demek ki y eşittir 1 eksi x kare. Alt sınırı da ne belirliyor dostlarım? Bakın üst sınırı bu fonksiyon yani y eşittir 1 eksi x kare belirliyor. Alt sınırımız da x ekseni. X ekseni demek y eşittir 0 demektir. Hani ne yapıyorduk? Üsttekinden alttakini çıkartacağız. Yani 1 eksi x kareden 0'ı çıkartacağım dostum. E yine 1 eksi x kare kalacak. Yani alt sınırım eğer ki x ekseni ise sadece üstteki fonksiyonu yazıyorum. Çünkü 0 olduğu için y eşittir 0 demektir bu. Üst fonksiyondan alt fonksiyonu çıkartmak demek de sadece üst fonksiyonu yazmak demek aynı şey olacak. Demek ki 1 eksi x kare gelecek. Cevabım Adana'daymış dedim dostlar. İkinci soruya bakıyoruz şimdi Goberler. Burada da bakın yine iki tane fonksiyonumuz var. Biri çemberimiz zaten şu üstteki çember. Önce sınırları konuşalım. 0'dan 2'ye kadar bu çemberimin sınırları. Şimdi şıklara bakıyorum. 0'dan 2'ye kadar olmayanları eleyelim hemen. Adana dursun, Bursa dursun, Ceyhan gitti. 0'dan 2'ye kadar başka da yok arkadaşlarım. Bu kadar. Şimdi çemberin denklemini yazacağım ben. Çember x kare artı y kare eşittir. Yarıçapım 2 ya. 2'nin karesi 4 çemberi. Yani y kare eşittir 4 eksi x kare. Y eşittir kök içinde 4 eksi x kare çemberimiz olacak bir kere. 4 eksi x karemiz olacak. Üstteki fonksiyon bu. Alttaki fonksiyon da arkadaşlarım şu doğrunun denklemidir ki alttaki fonksiyonun da doğrunun denklemini de bulalım. Doğru denklemi yazma yapıyorum. X bölü 2 artı y bölü 2 eşittir 1 diyorum. Buradan da x artı y eşittir 2. Y eşittir 2 eksi x geliyor. Demek ki üstteki bu, alttaki bu. Yani üsttekinden alttakini çıkartacağız arkadaşlarım. Demek ki kök içinde 4 eksi x kareden 2 eksi x çıkacak dostlar. 2 eksi x çıkacak. İşte Bursa şıkkındaki cevap doğru cevaptır dedim dostlarım. Üsttekinden alttakini çıkartıyorduk. Unutmayınız. Doğru cevap Bursa'dan geldi. Hemen üçüncü sorudayım dostlarım. Bakalım ne diyor. Şekildeki O merkezli çember ile y eşittir x doğrusu verilmiştir. Şimdi çemberin denklemini hemen yazalım mı arkadaşlarım? Çember denklemimiz ne olacak? X kare artı y kare eşittir 36 olacak. Y kare eşittir 36 eksi x kare. Y eşittir kök içinde 36 eksi x kare. Kök içinde 36 eksi x kare olacak ki bütün şıklarında var zaten. Buradan bir şey eleyemedim. Şimdi şu sınırları da bulalım biz bir isterseniz. Şuradaki sınırımızı bir yazalım dostlarım. Şurası zaten yarıçap olduğu için 6 birim. Bu da y eşittir x ekseni 45-45-90 üçgeni çıkartır burada. Demek ki şurası da 3 kök 2. Şurası da 3 kök 2 geldi arkadaşlar. O halde sınırları söylemek isterseniz bakın ne diyeceksiniz? Eksi 6'dan şurası 3 kök 2 çıktığı için 3 kök 2'ye kadar olan kısmı bir kere alacağız dostlarım. Eksi 6'dan 3 kök 2'ye kadar olan şu kısmı komple alalım. Bu kısmı komple aldık. Eksi 6'dan 3 kök 2'ye kadar bu değil. Bu dursun ama bunun yanında da zaten şey yok değil mi arkadaşlar? Hani bir şeylerin çıkması gerekiyor, o çıkan şey yok. Eksi 6'dan 3 kök 2'ye kadar. Eksi 6'dan 6'ya kadar demiş Denizli de gitti. Eksi 6'dan 3 kök 2'ye kadar bu da dursun. Şimdi bunun yanına ya x'i
x, y eşittir x fonksiyonu ya bu arkadaşlarım. X'i şimdi ne yapacağız biz? Tabii ki çıkartacağız değil mi? Yani altta kalanı çıkartıyorduk. Çıkartacağımız için de bu olacak. Bu toplamış arkadaşlarım. O yüzden bu da gitti. Çok uzatmadım ben. Edirne'yi hemen paketledim dostlar. Ve geldim böylelikle dördüncü sorumuza. Bakalım bu ne diyor? Aşağıdaki şekilde bilmem ne eğrisi ile bilmem ne ve bilmem ne doğrularının grafikleri verilmiştir. Peki, şimdi ilk önce isterseniz bunların bir kesiştiği noktaları bulalım. Şuradaki noktayı bir bulalım bakalım. Bu şu iki doğrunun kesiştiği noktadır. Yani 3x artı 8 ile 12 eksi x'i ortak çözüm yapıyorum. Bunu buraya attım. 4x eşittir 4, x eşittir 1 çıktı. Bir kere şuradaki sınırım 1 oldu arkadaşlar. Ben şimdi bunu iki parçada bulayım bu alanı arkadaşlar. Bir şuranın alanını bulalım ki buranın alanı dediği zaman şu üst sınırın şuradaki eğri de alt sınırı. X'teki sınırlarında 0'dan 1'e. O zaman bir kere 0'dan 1'e üsttekinden şu üstteki doğru buydu arkadaşlar. 3x artı 8'den eğriyi çıkartacağım. Yani x kareyi çıkartıp şuranın alanını buldum. Şimdi bu hangisinde var bir bakalım. 3x artı 8'den çıkacak bu değil. 3x artı 8'den çıkacak bu değil. 3x artı 8'den x kare çıkmış. Ceyhan şıkkımız doğru. 3x eksi 8 eksi x kare diyor. Bu da gitti. Bu zaten komple başka bir şey dostlarım. Bakın zaten direkt Ceyhan şıkkı doğru cevabı bulduk. Şuradaki kısmı hiç bulmaya bile gerek kalmadı arkadaşlarım. Bunun içinde ne yapacaktım? 1'den şuraya kadar olan kısmı alacaktım. Üstteki bu, alttaki de eğri. Üstteki 12 eksi x, alttaki de x kare olduğu için 12 eksi x'ten x kare çıkacak. Yani Ceyhan şıkkının bir kez daha doğru olduğunu göstermiş olduk böylelikle. Çevirdim. 13 numaradayız dostlarım. 13. köşe taşı. Hemen ilk sorusuna bakıyorum. İntegralinin değeri kaçtır diye bir soru sormuş bize dostlar. Şimdi bunu bir çizelim isterseniz biz şöyle. Hani şurası y'ye eşit değil mi dostum? Y eşittir kök içinde 16 eksi x kare. Her iki tarafın karesini aldım. Y kare eşittir 16 eksi x kare. Yani y kare artı x kare eşittir 16 çemberi bu. Yani merkezi orijin olan, yarıçapı 4 olan çemberden bahsediyor bize. Şimdi bu çember. Bakın bunun yanında normalde eksi bir şey olması lazım diyeceksiniz. Ama eksi 0 varmış ki yazmamış. Demek ki x ekseniyle sınırlamış 6. Üstü de neyle sınırlamış? Bu çemberle. Şuradaki çemberden bahsediyor bize. Şu çemberin alanını bulun diyor. Ama nereden nereye? 0'dan 4'e. 0'dan 4'e kadar olan kısmını, yani şu kısmının alanını bulun diyor. Çeyrek çemberin alanını soruyor. Tam çemberin alanı pi r kareden 16 pi'dir. Çeyrek çember olduğu için de 4'e böldüm dostlarım. 4 pi geldi. Bakın hiç integralle uğraşmıyoruz bu çember sorularında. Şimdi geldik buna. Şimdi bu çemberi bulalım. Önce bir bunun denklemini yazalım isterseniz dostlarım. Şöyle olacak. Y kare eşittir x kare. Ya da şöyle baştan bir daha yapayım. Y eşittir kök içinde 36 eksi x kare. Her iki tarafın karesini aldım. Y kare eşittir 36 eksi x kare oldu. Yani y kare artı x kare eşittir 36. Şimdi çemberi çizmeye çalışırsak merkezimiz yine 0'a 0. Yarı çapımızsa 6 olan bir çembermiş arkadaşlarım. Yarı çapımız 6. Şöyle 6'ları bir gösterelim. Yine bakın. Eksi 6'dan 6'ya kadar şu aralığı alacağız biz. Alt sınırımız yine eksi 0 olduğu için burası alt sınırımız x ile sınırlanmış. Üstümüz de çemberle sınırlanmış şurası. Demek ki şu bölgenin alanından bahsediyor bize. Peki bu da yarım çember oldu. Pi r kareden 36 pi tam çemberin alanıdır. Yarım çember dediği için 18 pi'yi işaretledim dostlar. Geldim buna. Şimdi hemen bunun da bir şeklini çizmeye çalışalım ilk önce. Önce bir denklemi kuralım. Y eşittir 4 eksi x kare. Y kare eşittir 4 eksi x kare. Y kare artı x kare eşittir 4. Şimdi çemberi çiziyorum arkadaşlar. Merkezi orijin olan, yarıçapı 4, 2 birim olan bir çember. Yarıçap 2'ymiş. Bunun da 0 ile 1 aralığındaki
sıfırla bir aralığındaki şu parçasını istiyor bizden arkadaşlarım. Şu parçanın alanını istiyor. Sıfırla bir arası olsun diyor. Peki burayı da nasıl bulacağız? Şuradaki doğruyu bir çizerseniz arkadaşlarım, şu doğrumuz. Şurası 2 birimdir. Şurası 1 birim. Demek ki şurası 30 dereceymiş. Şurası da 60 dereceymiş. Hatta burası da 1 kök 3'müş diyebiliriz. 30, 60, 90'ı gördük. Aradığımız bölge neden oluşuyor? Bir şu dik üçgenden oluşuyor. Hemen bulalım dik üçgenin alanını. 1 çarpı kök 3 bölü 2'den kök 3 bölü 2. Artı bir de şuradaki bakın şurası 30 derecedir. 30 derecelik dairenin alanı. 30 çarpı pi r kare bölü 360 demektir. Bu şunlar gitsin. 12 kaldı. R'yi de 2 diyebiliyorduk. 4 oldu burası. Bunlar da gitti. 3. Pi bölü 3 geldi bir de. Demek ki pi bölü 3 ile kök 3 bölü 2'nin toplamını soruyormuş bize. Cevabımız Edirne'den geldi dostlar. Hadi son sorumuza bakalım. Burada da yine ilk önce denklemi bir yazalım. Y eşittir kök içinde 8x eksi x kare. Yani y kare eşittir 8x eksi x kare. Y kare artı x kare eksi 8x eşittir 0. Şimdi bunun merkezini bulalım ilk önce. Merkez neydi dostlarım? X'in katsayısının eksi 2'ye bölünmüş halidir. 4'e y'nin katsayısı olmadığı için 0. Yarıçapı nasıl buluyorduk dostlar? R eşittir. Şöyle bölü 2'miz vardı kök içinde. D kare e kare. D karemiz 64. E karemiz 0. Telefonun sesini kısmayı da unutmuşuz dostlar. E karemiz de 0. Eksi 4F vardı. 4F'miz de 0. Demek ki 64 bölü 2 yani 8 bölü 2'den de yarı çapımda 4 geldi. Merkez 4'e 0. Yarı çapta 4 çıktı arkadaşlarım. Şuraya çiziyorum hemen çemberi. Çizelim şuraya çemberimizi. Merkezimiz 4'e 0. Yarı çapımız da 4 birim dediği için şöyle bir çember olacak arkadaşlar. İşte bu çemberinde diyor 0 ile 8 aralığındaki şu alanını soruyor bize. Yine alt sınırımız x ile belirlenmiş. Hemen bulalım tam çemberin. Hemen buluyorum dostlarım. Tam çemberin alanı pi r kareden 16 pi geliyor. Hepsinin alanı. Ama bana üst kısmının alanını soruyor sadece. Çünkü alt sınırı 0 ile belirlemiş. Yani x ekseniyle belirlemiş. Şuradaki yarım dairenin alanını soruyor. Pi r kare yani 16 pi tam dairenin alanı, yarısını sorduğu için 8 pi'yi de işaretledim gobelle. Evet arkadaşlarım, neyleri gömdük şimdi? 12 ile 13 de gömdük. 2 köşe taşı daha gömdük. Böyle ikişer ikişer gidiyorum ki dediniz yani hocam kontrolümüz çok çabuk bitiyor o yüzden azar azar çekin diye. O yüzden böyle ikişer ikişer gidiyorum dostlar. Hadi kolay gelsin, görüşmek üzere.